Oğlum ben hayatta yalan söylemem ya. Aşkım vallahi kim sensin? Oğlum ben Sedat Peker'in yeğeniyim lan. Kanka bir gün bize de bekleriz ya. Onun da sana selamı var. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. İyi bilirdik. Siparişiniz yola çıktı efendim. Seni seviyorum. Yanındakini de söyle. A. Neymiş? A. Ne mi çıkıyor? Hayır, sen buraya bak. A. Nereden? Burak. A. Oku sen. Yanınızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu... Mal. Abi. Abi efendim. Evrena abi niye herkes bana abi diyor? Abi. Efendim. Abi. Oğlum ne yaşıyorsunuz lan? Abi acından özüm ha. Abi karnım acıktı. Afiyet olsun. Yersin bir şeyler kardeşim. Şimdi dur. Chat kopma oyundan. Stres şimdi. Abi içkiden çok su var abi. Meşrubat çok varmış. Olsun satarız oğlum. Maldır gider. İşçi abi. Eleman abi durun. Oğlum bak bana fikir... Dur ben soracağım size oğlum. Bana bak 3 şey düşünürken 4.'yü kattığı zaman beynim amcıklaşıyor ya. Abi duvara yazı yazdırdılar. Duvara yazı yazmışlar. Harbi mi diyorsun? Nereye yazmışlar lan? Ya vallahi bulup döveceğim bebeği ya. Geçen gün biriyle karşılaştım Omegle'de. Ha. Beni senin poponu ellememden tanımış. Sen Mert'sin, hatta Ece'nize hep sapık sapık şeyler yapıp. Evet evet. Poponu elim çarptı ya. Onun da mı hayaliymiş? Hayal. Ya. Cayır cayır göstermek ister misin? Renge bakar mısın? Ay çok yakıştı bu bana. Of. Gerçekten orijinal bak. Açmak istersen açabilirsin. Açabiliyor muyum? Apple logosu çıktı. Ne bekliyordun? Almak mı bekliyordun? İşte bu. İşte bu şaka. Ayıp değil mi böyle herkesin içinde makyaj yapıyorsun? Ne yapayım teyze? Bizim işe de makyajsız gitmek ayıp. Hem sizin de işiniz var canım tam mesai saatinde burada. Biraz daha geç çıksanız çarşınızı pazarınız olmuyor değil mi? Aa, canım kaçta isterse o zaman çıkarım. Seni ne alakadar ediyor? Benim makyajım seni alakadar ediyor ama. Kalkıyor gel. Ne zaman kalkıyor? Sen otur hemen kalkıyor. Hadi bakalım. Hiç de gülümseyemiyor. Neden? Gülesim yok. Ne yapayım? Bane gibi kelimeleri biliyor musun? Evet biliyorum onu. Kullanıyorlar. Evet evet gördüm. Bane. Ne yapayım? O şekilde. Peki cu diye bir kelime der. Onu biliyor musun? Cu diye bir akım da var. Yok bilmiyorum. Cu ne? İşte akımlardan biri de cu. Sorulan bu sorunun arkasına hemen küfür ediyorlar ve bunun komik olduğunu düşünüyorlar. Arkadaşlarını sinir ederek eğleniyorlar. Ancak bu davranışlar bir süre sonra çocukları daha agresif ve sinirli bir tavra sürüklüyor. Bane. BlackBerry or Samsung? BlackBerry. BlackBerry or HTC? BlackBerry. Efekt o. Görüşürüz. Hayatı kaydı şaşırdı. Abi çok korkutuyor ya. Tehlikeli bir şey ya. Bak, abi ama böyle... Dayı kayrı bıraktık mertebesine çıktı.
Abi senin zorluyor gibi boynu değil mi? Çocuğu bir sal, hani bir ya atlat önce, bir yumuşat, dövüyormuş gibi. Bak sana çocuğu. Bırak. Nasıl musun ya? Helen, sen ne yapıyorsun burada? Son tartıştığımız konuyu konuşuyorum. Hepsi beni haklı buldu. Hepsi. Allah'ım ya. Hepsi. Baba, ben Kore istiyorum. Senin memleket nereydi? Trabzon. Trabzon. Buyurun bir sessiz harf alayım. Size bir tiyo mu vermiş oldum acaba? Sinan Bey. Trabzon'un tesisi. İşte Trabzon'un tesisi. Bu kadar. Ananı avradını bilmem. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Bundan sonra zaten mutlu, böyle hayatından memnun insan görecek durumda değilim. Çekemiyorum. O yüzden telefonlarımı falan açmıyorum genelde. Zaten bekarım. Çok çok uzun zamandır bekarım. Hani belli ki zaten bir ömür daha bekar olmaya devam edeceğim. Kendim inanılmaz derecede yetersiz, isteksiz, hedefsiz, mutsuz hissediyorum. Hani şu anda ölsem bana mısın demez. Ondan sonra Instagram'a girdiğim zaman acayip derecede sinirlerim bozuluyor. Kimseyi çekemiyorum. Böyle yani. Ne bir kadının yapmaması gereken en büyük şey, erkeğin ilgisini çekmek için kıskandırmaya çalışmak bir başka erkekle. Benim için mesela ilişkinin bitme sebebidir. Beni sevdiğinden odağını bana çekmek için yapmış olabilir ama ben godoş değilim oğlum. Beni kıskandırmanın yolu bir başka erkek değil. Benim dikkatimi çekmek istiyorsan benim hayatıma destek olursun. Beni yukarı çekersin, geriye değil. Beni daha çok huzurlu yaparsın, beni daha çok mutlu bir adam yaparsan ben senin kıymetini anlarım.